Arkadaşlar merhabalar bu videomda 26. hafta ve 27. hafta rehberliğinden bahsedeceğim. Yani bu iki hafta boyunca ne yapmanız gerektiğinden bahsedeceğim. Programda ne var? Analitik geometri. Ne oldu? Bitti. İki hafta tekrarı var. Analitikte iki hafta tekrar edin arkadaşlar. Çünkü AYT'nin yarısı diyebiliriz. Ve analitik bitti. Dolayısıyla siz AYT'de şu anda 8 tane soruyu yapabilecek seviyedesiniz. Ya bazı senelerde 9 soru çıkıyor. Hadi 9 e, ya da 10 soru çıkıyor ya. 7 ya da 8 diyelim. Çünkü 2 soru da nereden çıkıyor? Katı cisimlerden çıkıyor. Yok bir tane soru katı cisimlerden çıkıyor. Doğru doğru. E, siz yine 8 tane soru yapma adayısınız arkadaşlar. En kötü ihtimaliyle. Evet analitik geometrikten 4 ya da 5 tane soru gelecek. Haberiniz olsun. Çember analitikleri de dahil olmak üzere. Evet gençler. Analitik geometri. Tekrarınızı nasıl yapacaksınız? Şimdi öncelikle şurayı şöyle büyüteyim. Tekrarınız şöyle olacak. Siz analitik geometriyi bitirdiniz. En önemli kısım. ÖSYM'e benzeri sorular kısmı var ya analitik geometri bittikten sonra. Orası çok önemli. Öncelikle olarak bence bir kitap çözün. Tekrarınızı yapın. Ondan sonra oradaki sorulara bakın. Yani son aşamada ona bakın. E, zaten 26. haftada böyle şeyde şey diye gözüküyor. Ne diye gözüküyor? Oradaki videolar gözüküyor arkadaşlar. Ee, tekrar videoları yani ÖSYM'e benzeri sorular e, şeylere gözüküyor haberiniz olsun oradaki sorular gerçekten çok önemli ÖSYM'nin analitik tarzını iyice anlarsınız yani ÖSYM'e ben ÖSYM'nin sorularını özellikle çemberde ve özellikle analitik geometride gerçekten çok seviyorum ee, çemberdeki soruların şekillenmesi çoğu kitapta zaten e, ÖSYM'den olmuştur çünkü gerçekten çok kaliteli sorularla gelmiştir son zamanlarda çembere daldım ama aklıma gelmişken konuşayım. Son zamanlarda çemberle ilgili evet kolay sorular geliyor ama eski zamanlarda yani son 2-3 yıldır çünkü yeni nesil soru yazıyorlar. Ee, ama ondan önceki zamanlarda böyle çok güzel kalıplarla karşımıza geldi. O yüzden o ÖSYM soruları gerçekten çok önemli. Analitikte de öyle. Analitikte de son yıllarda özellikle çok güzel. Ondan önceki yıllarda da zaten çok güzel sorular vardı. Özellikle analitik düzlem çizdirmeli soruları gerçekten çok beğeniyorum ve zorlayıcı sorular var. E, o soruları yapabilmeniz için ÖSYM benzeri sorular kısmındaki sorulara çok dikkat etmeniz lazım. Onları çözdükten sonra yani hakkıyla, layıkıyla o soruları çözdükten sonra analitik geometride bir sıkıntı yaşayacağınızı zannetmiyorum. Evet analitik geometri tekrarını nasıl yapacaksınız şimdi gençler? Tekrarınızı şu şekilde yapacaksınız. İşte e, biz normalde bir kitap ya da iki kitap çözenler. Hadi iki kitap çözenler. Normalde konuyla birlikte iki kitap çözenler diyelim. Üçüncü kitabınızın zamanı geldi. Ya da bir kitap konuyla birlikte bir kitap çözenler. Tekrar kısmında konuyla birlikte ikinci kitabı çözme zamanınız geldi. Öncelikle bence kitabınızı çözün. Tamam mı ilk haftasında? Ondan sonra ikinci haftasında da hatta o şuraya da sarkabilir böyle. Ondan sonra en azından bir, iki, üç ve dört günü de ÖSYM e benzeri sorulara da bırakın arkadaşlar. Gerçekten çok kaliteli sorular var. Onu kendinize vererek yani öncelikli olarak videoyu izlemeyin. Yapmaya çalışın. Yapamadığınız zaman oradaki şeye bakın. Birkaç tane baskı hatasından dolayı orada soru şeyi var. Şıklarda falan bir yanlışlık var. En azından böyle soruyu çözemediğiniz an cevabı yanlış bulduğunuz zaman videonun sonuna doğru bakın. O soruyla alakalı cevap doğru mu diye bakın. Ondan sonrasında o şeye bakarsanız daha iyi olur. Çünkü bazı baskılarda düzelttik ama bazı baskılarda düzelmemiştir onlar. Ee, oradaki cevap anahtarında kontrol ettikten sonra baktınız cevap e, gerçekten ya yanlış çıkmış. O zaman ne yapacaksınız? Biraz daha uğraş. Özellikle onlarda vereceğin emek ciddi anlamda çok önemli. Onlarda vereceğin yani çözemediğin soruları da şöyle bir kenara koyup e, şey yapabilirsin. Hani fotoğrafını çekip de sonrası ki ilerleyen zamanlarda da tekrar bakmanı da isterim açıkçası. Çünkü analitik geometri gerçekten çok önemli bir yere sahip. Özellikle 2021 sınavında çok zor sorularla karşımıza çok zor soruda karşımıza çıktı. Yani analitik geometrinin içerisinde 5 tane birden kazanım vardı. Düşünün. Öyle bir konu. Her şeyi sorabilecek bir konu. E burada da analitik geometride de zaten siz yine eski konularla böyle iç içe olduğunu böyle şey yaparsanız yani ee, o şekilde soruları çözerseniz o mantıkla daha kolay bir şekilde yaparsınız. Ki anlatım tarzımız hep zaten böyleydi. Ne yapıyorduk? Eski konulara atıfta bulunup ona göre zaten konuyu biz anlatmıştık. ÖSYM de zaten bunu gerçekten analitik geometride de çok seviyor. Analitik geometri şu değildir. Ben kuralları ezberleyeyim. Hadi bu kurallar da ayrında soruları yapayım. İşte HM belli bir noktası belli doğru denklemi yazayım falan filan. Sadece oradan soru gelmiyor. Geldiği sorular oluyor mu? Oluyor ama işin içinde üçgen, işin içinde dörtgen, işin içinde çember ki özellikle çemberin analitinde için içinde çember olan sorularla da çok karşılaşacaksınız. O yüzden bu analitik geometriye lütfen ama lütfen AYT'de iyi bir şekilde net yapmak istiyorsanız bu analitik geometriye çok iyi bir şekilde detaylı bir şekilde e, yoğunlaşmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu dediğimi sakın ama sakın unutma. Tamam mı? Çünkü çok önemli bir konu. E, bir bakarsın bir soruda böyle e, yani çok emek vermezsen bu konunun sorularında hani şimdi çok emek vermezsen sınavda belki 5 dakika 10 dakika uğraşabileceğin sorular karşına gelebilir. İşte o süreyi azaltmak için şimdiden uğraşman lazım. Bu çok önemli. Evet 26. hafta ve 27. hafta 2 hafta analitik tekrarı yeterli. Katı cisimlere bir sonraki hafta hocam 27. ben bir haftada bitireyim falan demeyin. Yani işi iyice mantığını özümseyerek bir şeyle yapmaya çalışın. yani erken vakitteyiz zaten prizmaları da bir sonraki hafta geçersiniz. Yani ayın 23'ünde geçersiniz arkadaşlar. Şu an ocağın 9'undayız. Hatta bu videoyu 8'inde yayınlıyoruz. 8'inde çekiyoruz çünkü. Pazar gün çekiyoruz. Dediğim gibi analitik geometriye çok önem verin. AYT'nin en önemli konularından biri. Adam üçgen soracaksa analitik karıştırıp sorabilir. Adam dörtgen soracaksa analitik ya da eee çokgenleri soracaksa analitik geometri karıştırıp sorabilir. O yüzden bu konuya çok ama çok dikkat et. Tamam dostum. Evet gençler, bu haftaki söyleyeceklerim bu kadar. Önümüzdeki hafta İki haftayı üst üste yaptığımız için önümüzdeki hafta karşınıza geçmeyeceğim. Ondan sonraki hafta görüşmek dileğiyle yani rehberlik anlamında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.